Selam sevgili macera dostlarımız. Evet, şu anda nereye geldik Umutcan? Rize'ye geldik. Rize'ye geldik arkadaşlar. Rize'de bugün çadır atamayacağız çünkü ben mideyi üşüttüm biraz. O yüzden daha rahat, güzel bir yere yerleşelim dedik ve şöyle Rize'nin Pazar ilçesi öğretmen evine geldik. Hadi bakalım bir yerleşelim önce. Rize'nin Pazar ilçesi öğretmen evine yerleştik. Odaları şu şekilde. İki kişilik yatakları var. Gayet güzel, temiz. Şöyle bir televizyon var. Şöyle bir minik buzdolabı var. Balkon bu şekilde. Karşıda böyle görünüyor. Şöyle uzun uzun apartmanlar var. Ve buradan deniz görünüyor. Deniz manzaralı yandan. Çok iyi. Ben şahsen beğendim. Bu odanın fiyatı şu anda telefon çalıyor, acaba ne diyecek? Efendim? Evet abi. Tamam. Tamam, teşekkürler. Assalam. Wi-Fi şifresini sormuştum. Bizi sisteme kaydetmeleri gerekiyormuş falan. Ama dedi sistemde sorun var. O zaman dedi şifre şu dedi, söyledi. Buranın fiyatı 390 TL günlük kişi başı. Kahvaltı dahil. Öğretmen evinden çıktık. Pazar ilçesindeyiz, Rize'nin. Şurada bir yerde sahil varmış dediler. Oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Rize denilince akla ilk gelen şey tabii ki de manzara. Manzara. Ben sağlamıyorum. Ben şimdiden çok beğendim, onu söyleyeyim. İnsanlar burada denize giriyor. Burada şöyle, az önce Deyzen çevirip duruyordu bunu, bak. Böyle. Karadeniz takası gider. Gayet güzel, şirin bir sahil plaj, değil mi? Ben sevdim şahsen. Biraz Rize pazarı keşfedeyiz. Uşağım. Ya benim şive böyle kalacak gibi ya. Buraya geldim mi otomatik böyle konuşası geliyor insanın. Şimdi Karadeniz sahil şeridi boyunca uzandığı için uzun uzun asfalt yollar var. O yüzden böyle alt geçitler, üst geçitler var. Şöyle. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz bacası olan yer çay üretim fabrikası. Bakın Çaykur yazıyor fabrikada. İçeri gördüm, böyle yeşil yeşil kamyonlar üzerinde balya balya çay gidiyordu. Burada her yer çay. Bakın mesela şu sıra sıra uzanan yeşillikler var ya, onlar çay bahçesi. Çay bahçeleri böyle tepeye doğru yamaç yamaç sıralanıyor böyle. Böyle keserken gördük. Yakından gösteririm büyük ihtimalle. Bakın çay fabrikasının bacasından çıkan dumana bakın. Simsiyah. Gördünüz mü? Hemen yanında Kirazlık Çay Fabrikası yazıyor bak. Şurası, şu sarı binalar. Kirazlık Çay Fabrikası'ymış şurası. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Rize'de çay fabrikaları çevreye böyle zarar veriyor. Bence zarar kardeşim, yani bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz ama bildiğin simsiyah dumanı gökyüzüne salmış adam. Bunun gibi birçok yerde de gördük, yani sadece burası değil. Bunu sizlere göstermek istedim. Bu kirlilik mi değil mi, siz karar verin artık. Yani şöyle, Ege'de en ufak bir santral bacasından, termik santrallerden falan böyle bir gaz bunun gibi salındığı zaman hemen çevreciler ayaklanıyor falan. Hemen durduruyorlar üretimi. Ama burası niye böyle, hiç müdahale eden yok. Ben anlamadım şahsen. Artık bunu siz yorumlayın. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Bıdı 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 bıdı. Bunun ayağın neydi senin? Tatlı köpek miydin sen? Sen Rize köpeğisi misin? Sen Rize köpeği misin? Bıdı bıdı köpeğisi misin sen? Rize'nin köpeğisi misin sen?
Sen pamuk şeker köpeğisi misin? Gel buraya. Gel kızım. Gel gülü gülü kulağını yediğim seni. Gülü gülü kulağını yediğim seni. Gülü 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 kulağını yediğim seni. Onu bunu bunu bunu. Bek tatlı bu köpek ya. Şuna bakın ya. Bir bacağı yok. Gel. Gel. Gel gel gel. Neyse yormayalım kendisini. Bakın. Köpüş yüzüyor orada. Köpücük yüzüyor, köpücük. Burası çok güzel bir yer ya. Şu manzaraya, şu harikalığa bakar mısınız? Yolun diğer karşısında da böyle bir yer var işte. Burasının ismi ne acaba? Ne diye geçiyor acaba? Bak, şurada bir dalga kıranlar var. Gördüğünüz gibi. Suyun debisi yükseldiğinde dalgaları önlüyor. Çok müthiş ya gerçekten. Burası bir de şehrin içi yani. Şehrin içi böyleyse dağlarını, ovalarını düşünemiyorum. Yaylalarını filan. Burası yaylalarıyla meşhur. Şöyle yolun karşısına geçelim. Köpek hala yüzüyor ya. Amca da şurada balık tutuyor gibi. Amca sen balık mı tutuyorsun oralarda? Köpücüğün çıkası yok. Büyük ihtimalle bu amcanın köpeği onu bekliyor. Bence amcanın köpeği o. Amca kolay gelsin. Ha tutacaksın bugün o balığı. Emicem bugün o balığı tutacak inşallah. Amcam tutsun ya. Umutcan da böyle yolun karşısında bekliyor. Umutcan el salla kameralara. Adam karşı yolda. Ben horon. Horon tepeyru. Valla Karadeniz insanı ayrı bir şey ya. Gerçekten horon teperek devam ediyor arabanın içinde. Burası da pazar meydan. Rize pazar meydan. Bakın şurada kaymakamlık. Şöyle meydan. Ama buradan çayı güzel gider. Aynen. Karadeniz çayı. Evet. Güzel bir Karadeniz çayı bulalım. Hadi. Ha uşağım yürümekten çok yoruldum. Böyle bir koltuğa oturduk. Böyle ışıklı tabelaları var. Pazar Belediyesi yazayı. Hepsinde var şöyle. Ve güzel bir yere oturduğumuza inanıyorum. Şu caminin süliyeti gerçekten çok iyi buradan. Hemen arkasında şurada çay bahçeleri var. Bakın şunlar çay bahçesi. Burada güzel bir çay içelim. Karadeniz çayı. Umutcan şu arkadan hemen çay almaya gitti. Çay memleketindeyiz. Vallahi şöyle bir şey. Belediyenin çay bahçesindeyiz. Yani tadı daha bir değişik ya. Böyle daha böyle çay tadı alıyorsun. Gerçekten hani şey değil, su tadı değil de çay tadı. Deminden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kokusu bilene bir başka yani gerçekten. Demi de iyi yani, çok da demli değil, çok da açık değil. Orta. Harika yani, çay. Güzel, biraz hafif acımsı. Derler ya çayı, çay yerinde içti. Aynen, şu anda çayı tam toprağında içiyoruz. Kimse de bir şey demesin.